Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum tekrardan. Penta hisse analiziyle karşınızdayız. Teknik açıdan arkadaşlar biliyorsunuz 34'lü seviyelerden sert düşüşlerle birlikte 20'li seviyelere kadar gerileyen Penta hissesinde teknik açıdan artık uyumsuzluğun son bölgesine geldiğimizi düşünüyoruz. Üst bölgede biliyorsunuz hemen şöyle işaretleyelim o bölgeyi. Bir uyumsuzluk alanı oluşturmuştu ve bu uyumsuzluğun çalışma ihtimali ile birlikte uyumsuzluğun son noktası olarak 20.74'leri işaret etmiştik. Teknik açıdan ise geçtiğimiz hafta içerisinde bu alana çok yakın bir seviyeyi test ederek 21-20'li seviyelerde artık bu uyumsuzluğu almış oldu. Yani tekrar buradan geri dönüp o 20-74 alanına birebir temas eder mi? Sanmıyorum. Zira bu uyumsuzluğun bitim noktasını teknik olarak bilen arkadaşlar o bölgeye aşırı şekilde alım girdikleri için tahtacıda oradaki fiyatlamayı görüp, oradaki talebi görüp oraya kadar indirmeden hisse fiyatlamasını daha yukarılardan geri döndürmüş oldu. Genelde bu şekilde işliyor arkadaşlar. Yani aynı şekilde formasyonların en tepe noktasına kadar gidip satış yazmaya kalkarsanız genelde gitmediğini görürsünüz. İşte ben şuraya fiyatlama olarak yazdım, oraya gitmeden hisse şuradan geri döndü diye çok serzenişte bulunulduğunu hepimiz biliyoruzdur. Bu noktada da böyle arkadaşlar, yani bizim gördüğümüz formasyon hedeflerini halihazırda o tahtayı yöneten ağır abiler de biliyor. Ve bu noktalardan önce hareket etmek daha mantıklı ve daha doğru bir hareket olur. Şimdi bu kısa yan bilgilerden sonra teknik analizimize tekrardan geri dönelim. Şimdi kanal içerisindeyiz arkadaşlar. Yatay bir kanal diyebiliriz bu kanal artık. 20 ile 34 arasında büyük bir yatay kanal olur mu diyeceksiniz ama oluyor işte. Ama teknik açıdan biz yine değerlendirmemize devam edecek olursak arkadaşlar, şuradan ben bir Fibonacci serisi artık oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada hisse fiyatlaması artık tepe, zirve bir nokta oluşturdu. Buradan geri çekilmesini de yaptı ve burada artık destek bölgesi olarak bulduğu noktadan sonra hisse fiyatlaması buradan kalkması ve ilk tepkiyi güçlü, hacimli ve teknik açıdan da üst bölgeyi tekrar deneme gücü elde edecek, potansiyel elde edecek bir hacimli dönüş olması oldukça güzeldi. Bizim teknik açıdan bundan sonraki ilk hedef bölgemiz arkadaşlar Fibonacci değerlerine göre hani kırılması zor diyeyim ilk etapta, çünkü 26.86 desteği daha önce iki defa test edilerek kırıldı alt bölgeye geçerken. Bu bölgede de hisse fiyatlaması, bakın dikkat ederseniz, İki defa, birincisinde tepki verdi. Üst bölgeye geçemedi. 0.38 seviyesinin Fibonacci'nin tekrar aşağı kırılım yaptıktan sonra sert aşağıya dip bölgesine uyumsuzluk tamamlandıktan sonra buradan yukarı tekrar dönüş gerçekleştirdi. Yaklaşık Fibonacci ABCD formasyonunun bir klasik örneği olduğunu düşünüyorum bu noktada. Hisse fiyatlaması bu noktadan sonra ilk etapta Fibonacci 1 seviyesine doğru bir hareket etmek isteyecektir ki o da 44'lü rakamlara isabet eder. Ama ilk geçilmesi gereken güçlü engel 26 seviyesinde, 26.86 seviyesinde bulunan Fibonacci 0.23 seviyesidir ki bu seviyeler gerçekten teknik açıdan kırılması, hacim gerektiren ve güçlü dönüş üretmesi gereken alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine bölgesel olarak baktığımızda EMA ortalamaları ile birlikte hisse fiyatlamasında teknik açıdan benim her zaman ifade ettiğim saatlik EMA 55 üzerinde kapanış gelmesini çok pozitif değerlendiriyorum. Bundan sonraki yakın direnç bölgeleri hisse fiyatlamasında 24, 50, 25, 14 olarak karşımıza çıkacak. Teknik bu şekilde devam ederse arkadaşlar, üst bölgedeki hacimli kırılımlarla birlikte hisse fiyatlaması hareket alanını üst bölgeye doğru sırasıyla direnç bölgelerini, yatay direnç bölgelerini test ede çalışacaktır diye ümit ediyorum. Dediğimiz gibi artık burada klasik bir filama görüntüsü sahip olabilir. İlk etapta tabi dük olma eğilimini görüyor olmamız gerekecek teknik açıdan. Bu hareket alanlarını bu şekilde takip ediyor olacağız Allah'ın izniyle. Bu noktada yukarı yönlü potansiyelini daha ilerletebilmek için hisse fiyatlamasında klasik olarak biliyorsunuz 4 saatlik periyotta EMA 55 seviyesinin üzerine atılması gerektiğini her zaman ifade ediyorum. Yeni bir trendin, güçlü bir trendin başlatılabilmesi için. O noktanın da hisse fiyatlamasında 24.98'e geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
Yani klasik olarak destek bölgelerinden çok fazla bahsetmedik ama artık 21-54 güçlü destek bölgemiz olarak takip edilecek. Bunun altında fiyat kendine yeni dip arar. Teknik açıdan yine yakın destek seviyeleri olarak 23-58, 23-26 yakın destek noktaları olarak hissede takip edilebilecek değerlerdir. Şöyle kısaca görüntüyü şekline şöyle geldiğimizde ise biliyorsunuz teknik açıdan şu bölgede bir fincan kulp yapıyor görüntüsünü her zaman ifade etmiştik. Hani şu anda biz bu kulbun dip noktasını bulduk. Artık kulbun diğer kalan yarım kısmını tamamlama eğilimi içerisine girmeye çalışacak diye ümit ediyoruz. Umarım bu bölgeyi yukarı doğru taşıyacak potansiyele eşlik eder ve hisse fiyatlaması bu noktada tekrar gücünü toparlayarak üst bölgeye şöyle ifade edelim. Şurada güzel bir alan açarak bize bu noktayı görebiliriz. Şöyle bir hareket bize oldukça güzel şeyler katar diye düşünüyorum ki teknik açıdan bu hareketin de yaklaşık olarak Eylül ayının başına kadar yani burada bir aya yakın bir süreçte üst bölgedeki 34'lü seviyelere doğru gitme ihtimali gözüküyor teknik açıdan. Bu potansiyel özellikle şu an için bulunduğu fiyat üzerinde kalıcı olduğu sürece yani basitçe 23 liranın üzerinde kalıcı olduğu sürece hedeflerimiz arkadaşlar üst bölgede 34 seviyesine gidebilmek olacaktır. Bu da hisse fiyatlaması için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıyeten şu hissenin hemen bir dolar bazlı ben grafiğine de bakmak istiyorum. Bunun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani dolar bazlı grafik nerelerde, daha önceki zirve bölgesi fiyatlama açısından hangi yeri işaret etmiş, bunu anlamak açısından ara sıra dolar bazlı grafiklere bakmanızı ben de şiddetle tavsiye ederim. Bu kriter önemli bir kriter olduğunu unutmayın. Dolar bazlı da baktığımızda arkadaşlar teknik açıdan hisse fiyatlamasının zirve bölgesinin 4 dolarlarda olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir yatay ışınla. Yani bugünkü 4 dolar fiyatı demek ne demek arkadaşlar? 4.76. Yani bugün neredeyse 5 dolar deseniz, 25 liradan deseniz 125 liraya tekabül edebilecek bir zirvesi var bu hissenin. Teknik açıdan hala düşen trendini koruyan fiyatlama dolar bazında. Eğer gücünü toparlayıp tekrardan yukarı atak gerçekleştirebilirse güzel yerlere affedersiniz güzel hedeflere gidebilecek potansiyeli var Penta'da. Sabredene buradan güzel ekmekler çıkar arkadaşlar. Teknik açıdan baktığımızda RSI ve Momentum'un da ne kadar düşük bölgelerde olduğuna zaten şahit olacaksınızdır. Şöyle büyüteyim göstereyim arkadaşlar bu bölgeleri. Şöyle bakın arkadaşlar RSI 30'lara 35'lere doğru çekilmiş. Buralardan dönüşler tekrar yukarı doğru bir hareket alanı yakalarsa özellikle günlük periyotta RSI Momentum tekrar güçlenip yukarı yönlü hacimli hareket alanı başlatabilirse teknik açıdan çok güzel yerlere gelebilir. Bu noktada hisse fiyatının ilk etapta daha önce de az önce de bahsetmiştik 26'lı seviyelerin üstüne gelmesi gerekiyor diye. Burada da karşımıza 0.98 seviyesi çıktı. Affedersiniz. 1 dolar civarında bir rakamın üzerine atması gerekiyor. Yani 27-28 bandının üzerinde hisse fiyatlaması güzel hareketlere şahit olabiliriz. Evet arkadaşlar, dolar bazında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlı güzel günler diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.